Hamilelikte en dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi beslenme. Beslenme ile ilgili elimizde sihirli bir formülümüz ya da size verebileceğimiz, evet işte alın bunları uygulayın diyeceğimiz bir liste maalesef ki yok. Aslında beslenme kişiye özel belirlenmesi gereken, kilonun ve bir takım ek faktörlerin de işin içinde olduğu bir süreçtir. Beslenme gebelikte neden önemli? Gebelikte şeker metabolizması değiştiği için normalde aç kalmaya tahammülünüz olabilir ya da çok yediğinizde hiç rahatsız olmuyor olabilirsiniz ama gebeyken en ufak bir açlıkta kan şekerinizi regüle edemeyeceğinizden dolayı hemen eliniz ayağınız titrer, gözünüz kararır, hop bayılırsınız. Ya da azıcık fazla yemek yediğinizde sindiremezsiniz. Ay ben ne yedim, çok yedim, fenayım, şiştim, ne yedirdiniz diye söylenmeye başlarsınız. Neden? Çünkü çok yediğinizde sindirim problemi yaşama ihtimaliniz gebelik hormonlarına bağlı olarak fazlacadır. Peki o zaman ne yapacağız? Kan şekerimizin hem düşmemesi gerekiyor hem de çok yükselmemesi gerekiyor. Az az ama sık sık. 3 ara, 3 ana öğün şeklinde besleneceğiz. Ana öğünlerimizde her zaman tek porsiyon ve kaliteli olacak. Hiçbir zaman sizi çok seven eşiniz, anneanneniz, babaanneniz gibi büyüklerimizin gazına gelip de ye yavrum iki canlısın, al hadi şunu da ye gazlarına gelmeyeceğiz. Tek porsiyonu asla bozmuyoruz. Peki porsiyonumuzda kaliteden bahsederken neyi anlatmaya çalışıyorum? Bir tabak makarna mesela, kalitesiz bir beslenme. Neden? Tek başına karbonhidrat. Ne yapacağız? Tabağımızın köşesinde 2 kaşık makarnamız varsa 2 tane köfte birazcık yeşillik gibi. Her şeyden az az, birer parça ama tek porsiyon olacak şekilde besleneceğiz. Ara öğünlerde mutlaka cevizli, bademli, meyveydi gibi şekerimizi dengeleyici besinleri yemeyi ihmal etmeyeceğiz. Yine beslenmede dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi su. En az 3 litre su. Hatta yaz aylarında 4'e kadar bile çıkarmamız gerekebilir. Suyu yıldızla söylüyorum. Neden? Erken haftalarda olan kasık ağrılarınız, idrar yolu enfeksiyonunuz, erken doğum riskiniz, bunların hepsini mükemmel çözüm sudur. Su bedeninizi rahatlatacaktır, metabolizmanızı hızlandıracaktır, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Evet şimdi hemen arka planda duyuyor gibiyim. Ya hocam işte gebeliğim çok yeni, zaten bulantı kusmam var, içemiyorum suyu, şurama takılıyor, çok ağzımda büyüyor, kusacak gibi oluyorum. Haklısın, çok çok haklısın. Ne yap? Bir anda içme. Çay içer gibi koy bardağına, al yanına, yudum yudum, yudum yudum ama gün içerisinde o suyu tamamla. Olur mu sevgili gebe? Beslenmeyle ilgili gelen diğer sorulardan bir tanesi de kesinlikle yememem, içmemem gereken bir şey var mı? Önce şöyle bir parantez açayım. Sigara ve alkolün kesinlikle affı yok. Onlara hiçbir doktor kesinlikle size izin vermeyecek. Onun dışında balık yiyin diye çok öneriyoruz ama dip balıklarından uzak durmak lazım. Bunlar civa içerebildikleri için ne yapacakları belli olmuyor. Sakatat yememeniz, etleri pişirmeniz, sebze meyveleri iyi yıkıyor olmanız yeterli olacaktır. İlla şunu da yemeyin, bu da yasak diyeceğimiz net şeyler yoktur. Ha bazen hastalar soruyor. Hocam sushi yiyebilir miyim? Yiyebilirsin ama içinde çiğ balık olmayanını tercih et. Hani var ya diğer tipleri, onlar da oldukça lezzetli.